Evet. Başlamadan önce size teşekkür ediyorum Ali Bey. Bize bu fırsatı sunduğunuz için. Diyarbakır halkıyla bizi buluşturduğunuz için. Güzel bir program. O yüzden dilerim hep böyle gider. Başta biz ilk başta aslında Çiğ Arkadaş grubu kurduk 1989'da. Sonra çalışmalarımız amatör olarak devam etti ve mekemenin açılışına kadar Mezopotamya Merkezi'ne. Sene kaç yılında? 1993'te biz de filan katıldık orada ve profesyonel müziğe biraz daha uğraştık. Ve o zamandan bu zamana kadar hala Mezopotamya Merkezi'nde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Birinci albümümüz 94'te Jibrin abinin. İçinde Felek vardı, Kamuran vardı. O Felek'i ben dedim çok güzel okumuştu. Evet, evet. Gerçekten Çiğ Arkadaş orada çok güzel okumuştu. İkinci albümümüz de Son Demeydi ve Halim Can'la biraz ön plana çıktı. Üçüncü albümümüz de Rükenam'ın daha belli değil. Çünkü daha yeni bir aydır. Çok güzel. Ama inanıyoruz ki Gülay Harzan'ı tanıyanlar özellikle bu albümü yine kucaklayacaklar. Çünkü çok güzel parçalar var içinde. Çok zor seçtik. Çok 15 parça var. Onu bile çok zor seçtik çünkü hepsi birbirinden güzel. Hepsi emeği 7 yıla dayanıyor. Çünkü 7 yıl içerisinde biz yoğunlaştık, araştırmalar yaptık. Her müzisyenin yaptığı, biz de çok yoğunlaştığımız için. Bir de kendimiz yaptığımız için, el emeğimiz diyorlar ya, dokuduk harfi harfine, notasına kadar. O yüzden biz güveniyoruz bu albümümüze, çok güzel olduğuna inanıyoruz. Bilmiyorum artık insanlarımız. Yemin ediyorum, bıtkı samimiyetimle söylüyorum. Bak benim fazla tarzım değil ama hakikaten yani çok şey yani ta en uca kadar şey etmişsiniz yani. Amacımız bütün, da buydu. Evet, çok teşekkürler. Sizin dikkat etmişsiniz. Bir de dikkatim şey çeken daha oldu. Orada mesela şey okumuşsunuz, kuzuna okumuşsunuz ya da evet, bizim tabirimizde dengbeci. Evet. Parçaları okumuşsunuz. Hangi parçayı diyorsun? Mehmet Kani. Zaten klibi de dönüyor. Evet. Mehmet Kani biz Cidre'de çekmiştik. Önceden de izlemiştim. Mesela kaç sefer programlarda izlenen Dengüz'ü çok güzel okuyorsunuz. Teşekkür ederim. Ya bunu okumuyorum aslında, yaşıyorum. Yani şimdi okumak vardır, yaşamak vardır. Ya okurken aynı zamanda yaşıyorsun. Yaşıyorum. Yani o kültürün içinde yaşamanın vermiş olduğu avantaj. Ben o ağıtı ya da o acıyı, Kürtlerdeki o duyguyu ben iyi yaşadığıma inanıyorum. Benim, iyi verdiğime inanıyorum. Benim, çünkü yaşadığım için iyi verdiğime inanıyorum. Allah sana versin, bir hocam vardı Arif Çelik, yani mutlaka tanıyorsunuz. Programdan sonra hocam program güzel oldu mu sorduğum zaman kızıyordu. Diyordu ki eğer sen beğenmişsen karşılaştın sana beğenmiştin. Evet, demek, evet, evet. O da yani zaten. Okuyarak, yani yaşayarak okumak. Şimdi o dengeciliğin üzerinde hiç çalıştınız mı? Ya da kimleri dinlediniz genelde mesela, dinliyorsunuz? Ya dengecilik üzerinde böyle hani çalışılır bir durum değil. Yani şimdi siz parçayı ezberlersiniz, okursunuz ama bu yani aynı tadı vermez. Mutlaka. Bu okumuş gibi ya okumuş gibi okursunuz ya da okumuş yani o şey duyguyu yakalayamazsınız o anlamda. Evet. Ama ben diyeyim dengecilik üzerine çok çalıştım diyemem. Ben zaten yani diyorlar hani genimde var. Bir de kültür, evet, o kültürde yetiştim. Yani işte kadınlarımızın yoğunca okuduğu, işte dengecilerin yoğun olduğu kültürde yetiştiğimiz için o bizde şekillendi. Bence en güzel cevap. Hele bir alkışla yine rica ediyorum ya, gelsene. Vallahi boş oturmak olmaz. İşte gerçekten mi? Geçen sene bizim Büyükşehir Belediyesi mesela bunun 2 sene önce dengbecik atölyesi kurmuştum. O zaman hakikaten bir arkadaş dedi bir laf vardı. Dengbecik atölyesi olmaz diyordu. Evet. Tam gidip dengbecik orada oturursun, dinlersin, yani o duyguyu yaşarsın. Ama hakikaten de bir normal müzik çalışması ya bir normal nota dersi gibi verilmez. Evet. Gerçekten. Ya öyle şeyler yani, çünkü mesela bir makamı söylersiniz, ezberlersiniz, çok içten söylersiniz, besteyi de bestenizi de güzel okursunuz ama uzun hava taklit edilmeyen bir şey. Yani zaten söylendiği zaman taklit mi, duygu mu, kendisi mi, orada sanatçı mı var ya, duygusu var mı yok mu belli oluyor. Bu da çok önemli zaten, bizim dengecilerimizin farkı da bu. Çünkü herkes parçaları okuyabiliyor. Yani bugün Türkler de bazı Kürtçe parçaları okuyor. Herkes okuyabiliyor ama herkes dengeciliği okuyamıyor. Yani evet, herkes onu yansıtamıyor. Belki de bizim farkımız, grubumuzun farkı bu. Çiğ Arkadaş da o kültürün içinde yetişti. Ben de o kültürün içinde yetiştim ve iyi vermeye, iyi yansıtmaya çalıştık. Yani bu şey değil. Yani hani insanlar beğensin diye hani işte sesimiz güzeldir okuyalım evet anlamında okumuyoruz. Ben okurken gerçekten yaşıyorum. Çiğ Arkadaş gerçekten yaşıyor. O yüzden biz çok fazla hani zorlanmıyoruz. Çünkü evet, bizim duygularımız. O tarzı okuyan insanların genelde mesela ben küçükken o zaman Erivan Radyosu'nu hatırlıyorum. Mesela evet, ben bir
Garabet'e Paşa hayranıydım. Gerçekten Kavuş Sağa'nın hayranıydım. Belki yeni gençler çok fazla bilmez ama doğru. Mesela bir Kavuş Sağa ya bir Meyrem Han ya bir Garabet'e Paşa. O zaman Halil Mahmut vardı. Gerçi Halil Mahmut şu anda da var. Biraz yaşlanmış. Gerçi yaşlanmış desem biraz kızar da. Mahmut'u sor diyorlardı. Mahmut kızı ya da bizim evet, tabirimizle. Evet. Başka kimler vardı mesela? Ya da Tahsin Fah fazla o zaman fazla Erman Radyosu'nda çıkmıyordu da. Yine de Garabet'e Paşa, Kavuş Sağa, Meyrem Han, Mahmut Kızıl. O tarzı okuyan insanlar genelde kimleri dinliyorsunuz? Ayşe Şan, ya, evet, Allah rahmet eylesin. Şimdi yaş olarak ben hani çok... Hayır dinleme mesela şey olarak. Yani ben mesela ilk beni teşvik eden Meyrem Han oldu. Meyrem Han'ın sesi ve belki de işte biz kadınlarda bir avantaj daha var. Annemizin nenilerini ya da annemizin ağıtlarını ya da teyzelerimiz, halalarımızın ağıtları bizim bilincimizde, biz kadınlar biraz daha duygusal olduğumuz için o bize daha çok tesir ediyor ve o dengeciliği böyle yansıtmak, duygularına dengecilikle anlatmak kadınlarda daha meyillidir. O yüzden ben ilk Meyrem Han'ın hayatını okuduğumda Halim Can'la tanıştım. Halim Can'ı ben çok çalıştım gerçekten. Bir yıl çalıştım ve hakkını verdiğime inanıyorum. Çünkü çalışılmadan, hissedilmeden bir şey ben okumak istemiyorum zaten. Bu benim